Merhaba arkadaşlar, Umikits'e hoş geldiniz. Bugün kendin yap videosunda farklı bir şey yapacağız. Ne yapacağız? Telefon kılıfı. Neden? Hazır almayacağız çünkü. Çünkü kendi tarzımız var. Benim tarzım var, sizin tarzınız var, ne istiyorsanız. Hepsini bu kılıfa uygulayabilirsiniz. Çünkü kabı sil baştan kendimiz yapacağız. Telefonumuzdan kalıp alacağız ve üzerine istediğimiz dekoratif şeyi çalışacağız. Ben cupcake'leri çok seviyorum mesela. Onun için telefonuma cupcake yaptım ve istediğim, sevdiğim renkleri kullandım. Siz de bunu yapabilirsiniz. Yapımı birazcık el oyalayabilir, uzun sürüyor. Ben biraz uğraştım ama annenizden ya da bir büyüğünüzden yardım alabilirseniz eğer siz de bunu başarabilirsiniz. Merak etmiyor musunuz nasıl yaptık? Hadi başlayalım mı? Hemen malzemelerimizi dizelim, toplayalım. Başlayalım yapmaya. Hadi. Evet, başlayalım bakalım. Malzemelerim ilk önce normal bir A4 kağıt lazım ki telefonumu korumak için önce bir kap çizeceğim, kalıp çizeceğim. O kalıbı telefonumun üstüne koyacağım. Çünkü telefonumdan ölçü alacağım. Şu çizdiğim kalıbı kesiyorum. Evet, kalıbımı kestim. Cam kısmına koyacağım bunu ve bir şeffaf poşete ihtiyacım var. Streç filme ihtiyacım var. Telefon kabını hazırladım. Yani zarar görmemesi için bunu bir kenara bıraktım. Şimdi mısır nişastasına ihtiyacım var. Bu telefonumun asıl kabı için, üstünün süsleri için değil. Şimdi silikon kullanıyorum. Bu silikonda yine büyükler bilirler, kapıların ve pencerelerin kenarlarında kullanılan bir silikon. Ondan buraya birazcık sıkacağım. Şu ağzını çıkartabiliriz. Bize çok gerekli değil. Hamurumuz hazır gibi. Şimdi bunu oklava ile açacağız. En son aşamada eldivenleri çıkartmak zorunda kalıyorsunuz. Birazcık unlandı ellerim ama en azından yapışkandan korumuş olduk. Birazcık un sürelim yere. Evet, sanki telefonumuz sığacak gibi artık içine. Evet, kapladık telefonumuzu. Şimdi böyle biraz donmasını bekleyeceğiz bunun. Şimdi aynı hamurdan bir parça daha hazırlayacağım üstünün süsü için. Diğer hamurumu hazırlamadan önce cupcake'in kalıbını çizmiştim ben. Bu hazırladığım cupcake'i keseceğim şimdi parça parça. Burada 3 farklı renk yapacağım. Şu kabı, ilk önce kabını ayıracağım ki hazırladığımda hamur donmadan hemen bunları üzerine koyup kesebileyim. Bu cupcake'imin alt kısmı. Bunu şöyle ayırayım. Bunlar da cupcake'in üst kısımları, süslenecek yerleri. Bu üst bölümü, bunu ayrı çıkartacağım. Ortadaki ve sondaki bölümü de ayrı çıkartacağım. Bu üstünün kreması sıkılmış yeri gibi vardır ya, o kısım.
Evet. Bunu da ayırıyorum. Bunlar da diğer orta kısımları. Bu da son parçam. Sonra hamurumu hazırlayabilirim. Evet, bu parçam da hazır. Şimdi buraları bir temizleyip hemen diğer hamurumu hazırlıyorum. Evet, şimdi diğer hamurumu da hazırladım gördüğünüz gibi. Bunu da açtım güzelce. Şimdi bu daha önce kestiğim kalıpları üzerine koyuyorum. Önce şunu bir çizelim. Buralardan keseceğim sonra. Evet, bu en alt kabı cupcake'in. Puzzle gibi böyle bir birleştirelim. Evet, böyle doğru. Biraz daha kurumasını bekleyeceğim bunu. Sonra maket bıçağıyla keseceğim. Üçüncü parça böyleymiş. Evet, bu da en üst kısmı. Krema kısmı. Sertleşmiş gördüğünüz gibi ama daha sert olmasını istiyorum ben bunun. Çizdiğim yerlerden keseceğim daha sonra. Bekleyelim kurusun bakalım. Telefon kılıfımı şimdi kesiyorum kenarlarından. Diğerinin kurumasını beklerken bunu şöyle kabaca bir keseceğim. Eğer kenarlarında yine fazlalıklar varsa sonra alabilirim. Evet, burada kameranın yeri bile çıkmış. Onu da keseyim şöyle. Telefonumun kabını da çıkartalım. Koruma için yaptığım kabı. Bu telefon kılıfının da biraz daha donmasını bekleyeceğim. Sonrasında yine buradaki kameranın da yerlerini kesmemiz gerekiyor. Alttakileri de. Biraz daha donmasını beklerken şu kenarlarını da tıraşlayacağım şimdi. Evet, bunları da kesebiliriz artık. Şöyle dikkatlice maket bıçağıyla. Şimdi kesince daha çok göreceksiniz. Buradan çizdiğim yeri göremiyorsunuz herhalde. Boyayınca da daha çok çıkacak ortaya tabii. Bu birinci parçamız. Evet, şimdi bu cupcake'imizi boyamaya geldi sıra. Şöyle fosforik renkler kullanayım diyorum. Bu fosforik rengi ilk önce şu krema kısmına kullanayım. Bir deneyelim bakalım. Rengi güzel, hoş, tamam. Turuncu bir kremamız olsun, fosforlu. Diğer alt renklerde de yine fosforlu kullanacağım. Bu fosforlu renkleri iki kat sürmek gerekiyor. Şu anda biraz daha saydam görüyorsunuzdur. Kuruduktan sonra bir kat daha geçeceğim üstünden. Bunun üstüne de burada artan parçadan minik minik renkli şekerlemeler olur ya. Öyle şekerlemeler keseceğim üstüne. Evet, bunun birinci katı bitti. Kurusun üstüne bir tane daha atacağız. Şimdi sıra geldi ikincisini boyamaya. Onun için de mor kullanayım diyorum. Moru birazcık açacağım beyazla. Tatlı bir mor yapalım. Eflatun olsun hatta. Bu da güzel bir mor oldu bence. Renkler birbirleriyle uyumlu olacaklar. Her kullandığım renkten şuraya da sürüyorum. Demin dedim ya. Küçük küçük şekerlemeler keseceğim üzerlerine. Evet, üçüncü rengim de fosforlu bir sarı.
da fosforlu olduğu için buna da iki kat sürmek gerekiyor. Kuruduktan sonra bir kat daha geçeceğim üzerinden. Şurada yine şerit yapalım. Şimdi sıra kabımızda. Kabımızı da uçuk bir mavi yapalım. İçine beyaz koyalım. Tamam, şimdi süslemeye geldi sıra. Şimdi bu kap için beyaz uzun şeritler keseceğim. Şöyle şeritler koyacağım üstüne. Şimdi silikonla bu beyaz çubukları yapıştıralım bakalım. Evet, renklendirme ve süsleme işimiz bitti. Şimdi bunu sıcak silikonla telefon kabına yapıştıracağız. Bunu da yapıştırdıktan sonra içeriden keseceğiz kamera kısmını. Onun için sadece kenarlarına sürüyorum bu silikonu. Yeni videolarda görüşmek üzere. Umikits'e abone olmayı unutmayın.